Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine harika bir maskeyle karşınızdayım. Bugün ne yapacağım? Yine gözeneklerimi sıkılaştıracağım. Çünkü ben ayda bir mutlaka gözenek sıkılaştırıcı maske yaparım. Çünkü genetik olarak da gözeneklerimde açıklık var. Ondan dolayı bir dönem sürekli bu maskeyi uyguladım ve cildim düzene girdikten sonra artık ayda bir yapmam benim için yeterli oluyor. Ama siz bu maskeyi haftada iki, eğer gözenekleriniz çok açıksa haftada iki uygulamanızı tavsiye ederim. Maske değil aslında, bu tamamen bir karışım. Önce cildimizi temizleyeceğiz tamamen, peeling yaparak kil kullanacağız. Daha sonra tonik uygulaması yapacağız, daha sonra da nemlendireceğiz. Öncelikle temizleme işlemi için beyaz kil kullanacağız. Eğer cildiniz çok yağlıysa yeşil kil de kullanabilirsiniz. Şöyle bir durum var, ciltte gözenekler neden dolayı oluşur? Çok yağlandığı için, cildiniz çok yağlandığında gözenek açılması görürsünüz ve ciltte siyah nokta sivilce oluşumu olur. Ondan dolayı cildin nem dengesini sağlamak adına kil maskeleri çok çok önemlidir. Onun için yani eğer çok büyük sıkıntınız yoksa bile ayda bir kere kil maskesi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Beyaz kil kullanacağım ben. Çünkü benim gözeneklerim şu an çok açık değil ama açılmaya başladığını hissettiğim anda ben maske yapıyorum ki hemen kapansınlar ve bu duruma engel olmak adına. Bir yemek kaşığı beyaz kil kullanıyorum. Yeterli olacaktır. Ben çünkü sadece gözenek açıklığı olan bölgeye uygulayacağım. Benim S bölgesi dediğimiz bölgede gözenek açıklığı var ve arada bir burnumda siyah noktalar oluşumu oluyor. Ondan dolayı onlara engel olmak için gerçekten de bu maske bir efsane. Ve su kullanıyorum. Normal içme suyu. Biraz kili ıslatıyorum. Bir yemek kaşığı kadar su kullandım. Ne hale gelmesi lazım? Daha önce de uyguladığımız için malzemenin çamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Şu şekilde karıştırıyorum iyice. Ne kullandık? Bir yemek kaşığı beyaz kil ve bir yemek kaşığı su kullandık. Evet, iyice karıştırdım. Şu şekilde çamur kıvamına geldi. Bana bu kadar yeterli olacak ama cildinizin bütün bölgelerinde gözenek açıklığı varsa, siyah nokta ve sivilce oluşumu oluyorsa bunu bütün cildinize uygulamanızı tavsiye ediyorum. Eğer yüzünüzde şu an sivilce sorunu varsa sivilceli ciltler yıkarken ovalamadan çıkartmalı. Kesinlikle ıslatarak yumuşak bir şekilde çıkartmalı maskeyi. Evet, şimdi cildimi uygulayacağım. Evet, şimdi şu şekilde sürüyorum. Dediğim gibi gözeneklerimin olduğu bölgelere özellikle sürüyorum ki gözeneklerim iyice kapansın. Şu şekilde gördüğünüz gibi sürüyoruz. Kir dediğim gibi cildinizden fazla yağı alacaktır. Gerçekten eğer yağlı bir cilde sahipseniz, eğer çok yağlı bir cilde sahipseniz yeşil kili daha çok öneririm. Şu şekilde. Sürdüm. Benim çünkü çene bölgemde de sıkıntı oluyor. Yağ bezesi oluşumuna da engel oluyor. Ve alnımın orta kısmına sürüyorum. Şu şekilde. Neresi yağlıysa o bölgelere bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Bütün yüzünüz yağlıysa bütün yüzünüzü uygulayın. Şimdi bu şekilde maskenin iyice kurumasını bekleyeceğim. Ama kurumasını beklerken tonik uygulamasını da göstermek istiyorum sizlere. Tonik için ne kullanıyoruz? Öncelikle bir bardak sıcak su. Benim su bardağım biraz geniş olduğu için ben biraz az doldurdum. Ve 2 adet yeşil çay. Yeşil çay gerçekten cilt için çok faydalıdır. Sivilce oluşumunu engeller, gözenek açıklığını kapatır. Aynı zamanda göz için de muhteşemdir. Eğer göz altınızda koyu halkalar varsa, gözleriniz şişiyorsa, altında torbalanma varsa bunları da çok çok iyi gelecektir. Ben doğadanın yeşil çaylarını kullanıyorum. Çünkü bence piyasadaki en sağlıklı ürün o. Bu şekilde suyumda bekleteceğim. Biraz soğuması ve demlenmesi için 10 dakika kadar bekleteceğim. Ve cildimde maske beklerken toniğimi de bir yandan alacağım. Maskem bu şekilde kurudu. Şimdi tonik uygulamasını göstereceğim ama önce cildimi yıkayacağım. Ben masaj yaparak yıkayacağım ama dediğim gibi eğer sivilce sorununuz varsa şu an cildinizde önce ıslatın pamukla ya da peçetelerle. Daha sonra yıkayın. Çok yumuşak bir şekilde yıkayabilirsiniz maskeyi. Şimdi yıkıyorum. Yıkadıktan sonra görüşürüz. Evet, cildimi bu şekilde yıkadım. Şimdi tonik uygulamasını göstereceğim. Dediğim gibi yeşil çayları 2 poşet yeşil çayı 1 bardak sıcak suda 10 dakika kadar beklettim. Daha sonra şöyle bir kaba alıyorum.
Ve içine eğer benim evde böyle bir pamuk vardı ama sizde hani top top pamuklar oluyor, onları da koyabilirsiniz. Çok daha kolay olur. Ben şu şekilde yeşil çayın içine pamukları koyuyorum. Ve yeşil çayın iyice emmesini, pamuklar iyice yeşil çayı emecek. Bu şekilde bir müddet bekleyeceğim. Yaklaşık 5-6 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Şimdi bekleyeceğiz. Bekledikten sonra görüşeceğiz. Evet, bu şekilde pamuklar iyice yeşil çayı emdi. Ve şu şekilde bir tabak alıyorsunuz. Buna yerleştiriyorsunuz pamukları. Dediğim gibi yuvarlak pamuklar olursa aslında çok daha iyi olur. Hiç uğraşmamış olursunuz. Şu şekilde pamuklarımı tabağa diziyorum. Bu pamukları 10 gün boyunca buzdolabına saklayabilirsiniz. Dediğim gibi yeşil çay gözaltı şişkileri ve morluklarına çok iyi geldiği için bu pamukları her gün gözlerinize uygulayabilirsiniz. Ve aynı zamanda yeşil çay tabii ki gözenekleri küçültüyor. Cildi çok güzelleştiriyor. Sivilce ve siyah nokta oluşumuna engel oluyor. Gerçekten de çok sağlıklı. Ve pamuklarımız bu şekilde hazır. Çok tatlı gözüküyorlar, öyle değil mi? Şimdi 10 dakika kadar buzdolabına bekleteceğim. Daha sonra toniğimi cildime uygulayacağım. Evet, buzdolabından çıkarttım pamukları. Ve dediğim gibi bunları 10 gün boyunca buzdolabına saklayabilirsiniz. Cildime uyguluyorum şu şekilde. Yani bu sizin aradığınız doğal gözenek sıkılaştırıcı tonik. Şu şekilde cildime uyguladım. Ve şimdi sıra neye geldi? Cildimizi nemlendirmeye geldi. Kesinlikle yeşil çay uyguladıktan sonra cildimizi yıkamıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu tonik. Tonikten sonra ne yapılır? Cilt nemlendirilir. Şimdi onun uygulamasını göstereceğim. Evet, toniğimizi de uyguladığımıza göre şimdi cildimizi nemlendirebiliriz. Ben aloe vera jel kullanacağım. Normal bitki de kullanabilirsiniz. Ben ama daha önce bir ürün denemiştim. Biliyorsunuz %99 organikti. Ancak bu ürün %100 organik ve sanırım yeni çıkarttı Babe firması. Eczanelerden bulabilirsiniz. Şöyle bir ürün, %100 aloe vera jel. Bir tatlı kaşığı aloe vera jele. Ben cildim şu sıralar çok yağlı olmadığı, yani çok kuru olmadığı için bal kullanacağım. Ama eğer cildiniz şu sıralar çok yağlıysa o zaman limon da kullanabilirsiniz. Limonla aloe vera jeli karıştırabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı bal. İkisini iyice karıştırıp cildime uygulayacağım. Gerçekten de çok harika bir karışım hazırladım sizlere. Umarım düzenli uygulayıp sonra da çok memnun kalacaksınız. Dediğim gibi eğer gözenekleriniz şu sıra çok açıksa o zaman ne yapıyoruz? Haftada 2 gün bu maskeyi uyguluyoruz. Kapandıktan sonra da düzenli 2 haftada bir uygulama yapabilirsiniz. Gözenekleriniz tekrar açılmasın diye. Şu şekilde cildime sürüyorum. Eğer karışım sizi rahatsız ederse yaklaşık yarım saat tutmanız yeterli. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz de. İyice cildime uyguluyorum. Şu şekilde. Boyun ve dekolte bölgenize de uygulayabilirsiniz bu nemlendiriciyi aynı zamanda. Ve şu şekilde bütün işlemlerimi tamamladım. Gerçekten ben maske yapınca kendimi çok çok iyi hissediyorum. Biliyorsunuz bunu her seferinde söylüyorum. Umarım bunu denersiniz ve çok memnun kalırsınız. Gönderiyi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sevgilerimle. Cık.